Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlük bir video almak istedim. Şu an bu takımım ilk ağızda iki tane yavrusu vardı. Yavrularını gayet güzel besliyorlardı. Fakat 17-18. Günde o iki yavru birden öldü arkadaşlar. Öldüğünde kursakları doluydu. Yani açlıktan ölmediler. O ara havaların ısısı bayağı düşmüştü. Yani kümesin ısı derecesi 9 derece, 10 dereceye kadar inmişti. Yani yüksek ihtimal anneleri de üstünde yatıyordu fakat yüksek ihtimal soğuktan donarak öldüler. Aldığımda zaten çok soğuklardı. Annesinin altındayken bile soğuklardı yani. Soğuk havalarda maalesef bu tür kayıplarımız olabiliyor arkadaşlar. Bu dönemlerde kuşlarınıza, muhabbet kuşlarınıza veya kanaryalarınıza bol bol tohum vermenizi öneriyorum. Özellikle keten tohumu hem vücut ısısını artırmada hem de kuşlarınızı yağlandırmak için birebir bir tohumdur arkadaşlar. Kuşlarınıza soğuk zamanlarda tohumu ne kadar bol verirseniz mamadan ziyade tohum, çünkü onları ayakta tutan en büyük besin kaynaklarından bir tanesidir. Benim kullandığım 4-5 farklı tohum var. Bunlardan bir tanesi keten tohumu. Çok sıklıkla kullanıyorum bunu. Keten tohumunu üretim zamanı ve kışın özellikle çok veriyorum arkadaşlar. Keten tohumu haricinde de yine tohumların içerisinde kenevir tohumu var. Rapiska kullanıyorum. Şalgam tohumu kullanıyorum. Kenevir tohumu kullanıyorum. Yalnız şalgam tohumu ile alakalı küçük bir bilgi vermek istiyorum. Şalgam tohumu normalde çok acı bir tohumdur arkadaşlar. O yüzden şalgam tohumunun yaklaşık bir sene kadar bekletilmesi gerekiyor normalde. Bir sene bekledikten sonra kuşlarımıza vermemiz gerekiyor. Fakat bunu tabii ki herkes bekletilmiş bir şalgam tohumunu bulamayabilir. Ama satan yerlerde var arkadaşlar. Bekletilmiş, aldığınız tohumun bekletilmiş olup olmadığını öncelikle sorun. Bilmiyorlarsa en azından siz kendiniz alıp, yani sizin kuş sayınıza göre, durumunuza göre, mesela yarım kilo, bir kilo alıp kendiniz şimdiden bekletebilirsiniz yani seneye kullanmak için. Ama hazır bekletilmiş, nadir de olsa bazı yerler bekletilmiş şekilde satıyorlar. Bunları bu şekilde tedarik etmeye çalışırsanız sizin için iyi olur. Çünkü bekletilmemiş bir şalgam tohumu, acı bir şalgam tohumu kuşlarınızı tüye de sokabilir. Böyle de bir problem de yaratabilir sizlere. Ben hemen kafesin sol tarafında şöyle ufak bir eğip göstereceğim size. Sol tarafındaki en baştaki yemlikte arkadaşlar. Orada karışık bütün tohumları ayrı bir şekilde veriyorum. Normal sade yemin içerisine karıştırmıyorum. Haftada bir kere veriyorum. Bitiyor. Günün içerisinde, hafta içerisinde bitse dahi tekrar vermiyorum. Yani haftada en fazla bir kere veriyorum. Bunu bu şekilde ayarlarsanız sizler için iyi olur. Üretim sezonunda da, kışın bakımda da tohumlar çok faydalıdır. Bunu bu şekilde yaparsanız sizler için faydalı olur. Bu takımım da şimdi ikinci ağıza geçti. İkinci ağızda şu anda 4 tane yumurta var altlarında. Erkek biraz kızgın. Bu takımım şu an ikinci ağıza geçti. Şu an altlarında 4 tane yumurta var. 4 de dolu arkadaşlar. Şu anda biraz kümesin ısısı da biraz yükselmiş durumda. Yani aslında çok yine de yeterli bir ısı değil fakat 9-10 dereceye göre daha yüksek bir ısıda. Şu anda o 4 yumurta eğer sorunsuz bir şekilde çıkarsa, havalarda bu şekilde devam ederse muhtemelen suretle büyüteceklerdir. Çünkü daha önceki yavrularında bakmama gibi bir problem olmamıştı. Öldüklerinde de kursakları doluydu zaten. Şu anda bunların çıkmasını bekliyorum. Yaklaşık 5-6 günleri var. 5-6 gün sonra yumurtadan çıkacaklar. Ondan sonraki duruma da bakacağız arkadaşlar. Bu takımım için üretim şu anda bu şekilde geçiyor. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi üretimler arkadaşlar.